şey gidiyor. Jinx olursa oyunu birinci bitirir. Oldu. Satıyorum şunu. Tamam. İki türlü de yeniyor olmam lazım. Buna göre dizeceksem Rakan sola gitmeli. Şöyle bir ayırdım. Evet, Nash'le oynatıyor. Yapacak bir şey yok yani, bilemem hangisiyle oynayacağım şu saatten sonra. Şu an bunun ultisleri çok önemli. Açabilirse. Açtı. İlk ultisini açtı. Öldü ama bu sefer. GG kaybetti. Yapacak bir şey yok. Elendim ya. İnşallah birbirlerini elerler, birazcık uzaklaşalım. Maalesef bu oyun mal bir oyun. Jhin 3 ile 3. olabiliyorsunuz. Bir canı kalmış bu arada. Benden önce öldü. Diğer adam onu yendi. Yani 3. olduğum bu ilde bak. Tamamen rastgele. Syndra kim ulti atarsa hadi bakalım. Yaptığım bu ilde 3. oldu, şuna bak ya. Kim ulti atarsa ölüyor. A**ın yerine nasıl bunu buff'lıyorsunuz ya? 3. olan bu ilde bak ya. Bir tane Syndra random ulti attı diye Jhin'e. Adamlar 4 sorcerer ve Syndra buff atıyorlar. Abi kafayı yemelik oyun. Kontrol edemiyorum kendimi ya. Bu lobi de Syndra build'i çok güçlü. Aşırı güçlü yani. Çünkü 6 level'da 7 unit olup 6 level'da rolleyip Syndra, Ahri her şeyi 3'leyip aynı zamanda da şeye çıkabiliyorsun. Star Guardian 6, Star Guardian 4 sorcerer'a çıkabiliyorsun 6 level'da. Star Guardian build'ine karşı en güçlü kompanyası. Maalesef öyle bir build yok. Eşyalarla da nasıl oynayacağız bilmiyorum. Star Guardian 6, 7, 8. Satayım, 10 gold'a çıkayım. Me e-girls yani, yapacak bir şey yok. Bende bir durum yok. Me e-girls. Level bas, şunu koy. Karasel çıkışı 5 level'a çıkacağız. Bir mage daha verse oyun 4 sorcerer'a çıkardı. Sayı üstünlüğüyle rakiplerinizi yenmek istiyorsanız böyle startlar yapabilirsiniz. Evet dostlar, tabii ki mana lazım ve tabii ki alamayacağız. Bu dediğimi unutmayın. Yapacak bir şey yok. Aa, Syndra aldım kendi kendine. Ekrana bile bakmıyordum. Neden böyle? Altta da Niko var. Oğlum altta Syndra var. Yemin ediyorum yan ekranda Twitter'dan şeye bakıyordum. Bildirim gelip durmuş da. Attığım Rage'e 60 şey gelmiş. Mortlak 37 dakika önce cevap vermiş. Bir kişi favlamış. Çok üstüne gitmişler Mortlag'ın, aman diyeyim. Force of Nature. 4 sorcerers, mükemmel. 4 sorcerers best star guardian. 6 level'da bu iş biter. Bakalım, millet daha 5'e basmamış bu arada. Güzel win streak gidiyoruz bu sayede. Tamam, early level basmak iş yapıyor ya. İşte böyle bir şey. Evet, ne kadar zor bir oyun. Evet. 6 level olmamı bekleseydi bari oyun. 6 star guardian, 4 sorcerer olduk chat, buyurun. 5 level'da geldi yani, sonra yapabileceğim bir şey yok. Evet, build'imiz tamamlandı arkadaşlar. Abi çok troll, şu an çıldırıyorum. Şu an çıldırıyorum.
Böyle bir başlangıç bulamazsınız bu arada. Rage attım vallahi, attım dayan. Aa mana geldi. Tamam. Çelis yapalım. Değil mi? Aynen. Çelis yapalım. Trap Claw yapalım. Bir tane de son eşyayı da mana eşyası gibi bir şey yaparız. Çelisi yapıyorum ya. Direkt oyunu 100 can bitirmeye çalışacağım. Keşke. Ama YouTube'a daha yeni şey attık. Star Guardian attık. Trap Claw'u da yaptım. Şimdi ön tarafa. Bunu böyle alalım. Şunlara tank eşyaları böleriz ya. Acele etmeyelim. Belki buna spell crit yaparım. Şunları falan aceleye getirmeye gerek yok. Yani tabii bunları tank eşyası yapmak istiyorum. Ama dediğim gibi. Bu arada Sinner'ın yeri kötü. Sinner'ı arkaya almalıyız. Range'i zaten arttı. Ön almanızın bir anlamı yok çarı. Okey. Bakalım. Kazanabilir miyiz? Çok vurarak gideceğiz bir de millete. Öyle de bir durum var. Millet bu sefer panik olmaya başlayacak. Bak şimdi çocuğa. Yani rahat bir 10-15 falan vurduk herhalde. Daha ki 3-1'deyiz. Buralarda 10 damage falan çok fazla yani. Rolleyeceğiz. 50 gold üstüne çıkmaya çalışıyorum şu anda. Rolleyeceğiz. Syndra 2 olursa parayı tutabilirim ama Syndra 2 olmazsa Nico 2 olmaz. Nico ve Syndra 2 olursa 50 gold üstü rolleyeceğim sadece. 3 level yapmaya çalışacağım çarları. O kadar. Level almanın hiçbir anlamı yok. Baksana bu ilim gücüne. Bak millet 85 canı vardı çocuğun. 72 kaldı. 13 vuruyorum şu anda. Aha 7 level 1 rakip. 85 canla full win streak'te. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz şimdi. Hop. Yıllar geldi. Hop. Hop herkes dağılmaya başladı. Ultiler şoklara giriliyor. Kaybedecek miyiz? Hep herkes şokta şu an. Lucian öldü. O öldü. İmkanı yok kaybetmemin. Heyecan yaratıyorum da yok. Bunu alayım 3 olur mu? Olur mu? Olur. Bize ne lazım demiştik. Biz unuttum. Bu çara bir eşya daha. Rod olur. Evet şu Rod'u alırsam spell crit yaparım. Syndra böylelikle vurduğunu öldürür. Mükemmel. Şans Syndra'ya bir mana daha versem. Yalan yok şimdi. Güzel olur. Evet Morello'yu Nico'ya verebilirim hatta ya. Düşünmeye gerek yok bence. Bilmiyorum. Bence Nico'ya Morello verelim. Kesinlikle verelim. Evet evet. Yo Rabadon değil. Buna mana lazım. Oyunun sonuna kadar mana koymaya çalışacağım. Yani ya böyle bırakacağım ya da mana lazım. Leo Mortlak çok ne yazmış merak ettim. It seems like it's you who doesn't play or watch streams. Görünen o ki oyunu oynamayan veya yayınları izlemeyen sensin. Quick check of highest elo players in regions like Korea and US shows. Blaster Brawler, Darkstar Sniper, Cybernetic, I'll keep saying it. Comps are allowed to win, be strong, just because it wins doesn't mean it needs nerfs. Diyor ki siz diyor herhalde diyor çok oyunu oynamayan veya yayın izlemeyen bir insansınız. İstatistiklere bakıldığı zaman Kore'de ve US'te oyunların çoğu gösteriyor ki Blaster Brawler, Darkstar Sniper ve Cybernetic build'leri kazanan build'lermiş. Bunlar kazanıyormuş istatistiklere göre. Bunu söylemeye devam edeceğim. Kazanmaya şansı olan build'ler, kazanma şansı olan build'ler ne bu? I will keep saying it. Comps are allowed to win and be strong. Ha. Kompların, kompozisyonların kazanmaya ve güçlü olmaya hakkı var. Sadece kazandığı için nerf gerektirdiği anlamına gelmez. Aynen böyle yazmış. Tam çevirisi bu. Yani Syndra build'i sadece kazanabildiği için nerf yemek ihtiyacı duyduğu anlamına gelmez demiş. Alttan da C9 Shred All Star maçında benim lobimdeydi. Çok az bir muhabbetimiz var. Beni de takip ediyormuş. Çocuğu takip edelim geri. You can analyze different situations and have a final decision only looking these stats. They are different galaxies with the different MMR players and with a lot RNG involved. We have four different comps. Winning doesn't mean something it isn't unbalanced. No kidding. Which is why I use all the data we have, which can't be shared in a Twitter post. I would ask the same of you. Do not use a few games of anecdotal evidence. Yani şu anda diyor ki Syndra'nın diyor buff alması, 4 Sorcerer'ın buff alması normal diyor. Bakın şu an oynuyorum ya. Bakın bu tweet'i incelerken bu tweet'ini, bu adamı incelerken bir yandan 100 canla
10 win streak'te 70 gold'la bu build'i oynuyorum. Nerf gerekmeyen build'i oynuyorum. Sallaya sallaya yak gibi eşyalarla. Yani rasyonel kalmaya çalışıyorum. Sakin kalmalısın ne diyorum. Alt tarafı oyun diyorum. İşin için sakin kalman lazım diyorum. Kalamıyorum. Olmuyor. Mümkün değil. Adam rasyonel bir adam değil. Cinder'a da mana eşyası yok ve Warmog artı Dragon Claw var diye gittim. İstiri kimse yapacak bir şey yok. Cinder'a'ya birazcık güçlendirmezse gelemeyeceğiz. Ah! Ne? Hayır! Ya dengeli! Dengeli! Bela dengeli! Görmüyor musunuz? Dengeli a**ayım ya! Görmüyor musun ya? Salak mısın ya dengeli? Aa! Dengeyi görmüyor musun? Dengenin a**a koymuş ya Cinder'a. Şu kadar dengeli bir şey olabilir mi ya? Dengeye bak be. 3. Neredeyse 100 gold üstü rolleyeceğim ya. Faiz verseler öyle oynayacağım. O kadar rahat oynayacağım. Bak bugün ilk defa Syndra build'e gidiyorum. İlk defa. Dengeli. Yani maymunu koy şuraya şu build'e oynasın. Birinci olur yani. Sabahtan beri kaç lobimde şu build birinci oldu. Kaç lobimde bak oynadığım 10 maçın 9'u budur ya. Jin 3'üme tek attı lan Syndra. Jin 3 dedim ya. O kadar uğraştım ettim. Ekonomi yaptım. Eşya şunu şöyle koyayım. Sola dizeyim. Rakan'ı oradan zıplattırırım bilmem ne. Arkaya Jin koydum. Sniper açtım Jin'e. Runan Trap Claw verdim. Level 3 yaptım. Syndra geldi bam diye tek attı. Üçüncü oldum ya. Bu adamın beyni yok mu ya? Neyse oyuna odaklanmam lazım. Instrik'im gidecek boş yere gitti hatta. Bir şeyler üçlemeliydik. 62 gold'da kalmamalıydık. 100 can bitirebilirdik oyunu. Ama sinirim bozuldu yani. Verdiği cevap o kadar tak geçer gibi cevap ki. O bir üçlenmez herhalde. Whatever. Mana ya da rod lazım. Yani alabilir miyim bilmiyorum. Açılmayacağım ama birinci sırada olduğum için. Ayrıca da 7 level'a gidip aratmalıyım bence artık. Syndra'yı 3'e götürmeliyiz. Var mı? Bloklayan hiç bakmadım ama yok gibiydi. Manayı almaya gidiyorum. Tamam manayı alabildim. İlk ultisini çok geç atıyordu. Onu birazcık hızlandırmamız lazım. Şimdi burada bir şeylerden vazgeçilmesi lazım. Nico'dan olmaz. Lux'tan şimdilik vazgeçebiliriz. Syndra. Ha. Soraka'dan da mı vazgeçebiliriz? Tamam şimdilik Soraka'da gitsin. Arat. Arat. Syndra. Arat. Bu manayı kesin koyalım mı buna? Kesin koyalım. İlk ultisini atması çok önemli. Herkes ulti atmaya başlıyor, birbirini tetiklemeye başlıyor. O zinciri açmamız lazım yani. O zinciri hızlı açmamız önemli. Merak etmeyin bu arada, yeneceğiz lobby. Çok çok iyi ekonomik durumu. Her şey 3 olmak üzere yani. Nico 3 olmak üzere. Bir tane Nico. Syndra, Zoe, Ahri hepsi 3 olacak bu lobide. Bak Zoe'yi almam lazım. Lux değil mi fazlalık aynı. Lux'ı yapamayacağız 3 level, yapacak bir şey yok. Amma Lux attı be. Ahri. Evet. Şimdi mecbur level basıyoruz. Mecburi artık. Ahri. Nico 3 oldu. Buyurun. Şöyle koyalım. Lux'ı artık almaya başlayabiliriz. Tamam 30 gold'un altına inmenin anlamı yok. Şu anda Zoe 3 olabilir. Ahri 3 olabilir. Syndra çok önemli ama gelmiyor Syndra. Nikon var.
En kötü sindir, en iko kullanırım. Ne oldu şimdi, ben anlamadım. Niye adam silindi? Blue gelmesi lazım şu an. Mistik açacağı için. Veya bir protektör bir şey koyabiliriz. Şuradan şimdi bir mana gelirse zaten oyun bitiyor. Seraph'ı verebilirsem. 3 tane de Syndra bulabilirsem. Zoe 3 olmak üzere. Ahri 3 olmak üzere. Syndra'nın biraz daha var. Daha da yüksek level'lara da girebiliriz. Mana gelmedi. Hand of Justice vereceğiz herhalde. Aynen. Bilmiyorum. Üzerinden düşürebiliyor muyuz eşyayı acaba ya? Neyse, End of Justice damage de verebilir, lifesteal de verebilir. Mana kalsın. Spell crit'i Ahri'ye verelim. Bir anda board'a tek atabiliyor Ahri çünkü öyle bir özelliği var. Aratalım. 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 Bir şey oldu, birdenbire gelmemeye başladı. 7 level'a geçtik. Ahri, Zoe, birer tane, Syndra 2 tane, Soraka 1 tane, Lux. Lux'ın bir önemi yok gibi. Milleti nasıl yeniyorum görüyor musunuz? Abi, gözünü seveyim ya. Syndra 3 bile değil daha arkadaşlar. 2 level Syndra'm ya. Adam buna dengeli yazdı ya. Dalga geçer gibi cevap veriyor bana. Bana dalga geçer gibi cevap veriyor yani. Ya ben... Neyse bıraktık. 9 level'a bile gidebiliriz. Uzar soyun. Bakmama bile gerek yok. AFK kalabilir mi şu anda ya? Ya yemin ediyorum bunu YouTube'a atacağım ya. Bu maçı vallahi YouTube'a atmak istiyorum ya. Yani şu adama yazdığım rage Syndra ile ilgili. Sonra bu maça Syndra denk gelmesi. Yani Mortlaka da altyazılı attırıp göndermek istiyorum. Gerçekten Vehbi'ye diyeceğim ki altyazı koy. Bakayım ne kadar süre dokunmazsam bu board kazanmaya devam edecek. Onu da çok merak ediyorum şu anda. 5-3'ten oyun sonuna kadar dokunmazsam kazanabilirim. Adamın anlamadığı şey ne biliyor musunuz? İstatistiklere baktığı zaman OP bir build'i, geçen Kassassin's metasında da aynısını yapmıştı, Nocturne metasında da aynısını yapmıştı. 5 kişi birden gitmeye çalıştığı için 4'ü başarısız olup bir tanesi kesin lobide birinci oluyor ya. O 4'ü başarısız olduğu için şey diye düşünüyor, bak yeniliyor, bu build'i yapanlar yenilebiliyor. Hayır. O kadar bozuk ki build, herkes ona gitmeye çalışıyor. Ona rağmen o build'i rushlayan birisi lobide birinci oluyor ve sen board'una ne koyarsan koy adamı yenemiyorsun. Bu mantıklı bir şey değil. Hadi ellemiyorum abi. Haydi bakalım. Bakın 5-3'ten beri ellemiyorum. 5-3'ten ellemeyeceğim yani lobby. Board'umu ellemeyeceğim. Bakalım yenilebileceğiz mi? Kimse beni yenebilecek mi? Ellemeyeceğim yani. 40 gold'um da var. 3 round 4 round. Ne pozisyon ayarlayacağım ne bir şey yapacağım. Hiçbir şey ellemeyeceğim. Ta ki yenilene kadar. Ama bence yenilmeyeceğim. Bak Rito yazıyor adam, soru işareti koyuyor. Yedi can, 18 can, 48 can. Bakalım ne olacak. Evet bana bu hiç yayın izlemiyorsun veya stream izlemiyorsun, hiç oyun oynamıyorsun herhalde yazdı herif.
Ellemiyorum bakın. Al, buna ellerim. Şimdi onu almam lazım orada. O gelmez belki. 69 gold'um var. Tek bu adam kaldı. Şifre balonlu eko yapmış. Hayırlısı. Her gün 12 saat minimum oyun oynuyorum ya. Ulan bir sunucunun metasını belirliyorum ya. Her büyük patch'ten sonra attığım ilk maçlar, ilk build'ler meta oluyor bütün patch boyunca. Adamın bana yaptığı lafa bak. Sadece alttan gelenleri alıyorum. Aratmıyorum, paramı harcamıyorum dostlar. Buyurun. Sadece alttan, kendiliğinden gelenleri aldım. 80 gold param var. 84 canım var. Evet, buyurun. Seraf'ım yok. Bakın elimde Seraf da yok. Rabadon yok. İyi eşyaları bile yok Syndra'nın. Şu Syndra'ya GA vereceksin, Seraf vereceksin, Rabadon vereceksin. Ya da Chalice Seraf Rabadon, Chalice Serif Seraf. Ya şunun yerine Seraf olması lazım. Buraya GA koyman lazım. Yanlışlıkla ölürse diye. Evet. Level 2 Echo yok oldu. Ben bunu YouTube'a atacağım. Vehbi bunu YouTube'a at abi. İbretlik maç diye. Mortlag'ın şeyini de koy. Altyazı da ekle. Otur uğraş babacım bu maçta. Senden ricamdır. Bunu ben Mortlag'a atacağım. Ben bu oyunu çıktığı dakikadan beri oynuyorum. All Star'a kadar da gittim. Mortlag'la da yüz yüze konuştum. Problemlerinden bahsettim. Ama bu normal bir build değil. 93 gold'um var. 8'e gidebilirim. Mystic açabilirim. 9'a gidebilirim. Lulu koyabilirim. İstediğim her şeyi yapabilirim. Adam uğraşıyor şu anda. Bakın ben kılımı kıpırdatmıyorum. Adam uğraşıyor şu anda. Şöyle mi dizsem? Böyle mi koysam? Şöyle mi yapsam? Uğraşma kardeşim. Sibernetik açmışsın. 9 çar koymuşsun. Uğraşmana gerek yok. 5-3'ten beri 1 gold harcamadım. Level basmıyorum. 7 level'ım. 107 gold'um var. Sattı adam sinirden her şeyini. Adam sinirden çarlarını sattı. Adam sinirden çarlarını sattı ya. İbretlik bir maç oldu Mortlag. İzle artık bir şey yap. Yeter. Her patch aynı şeyler. Ve bir patch atın ya. Bir patch lazım oyuna. Hotfix lazım. Lütfen çok sıkıldım artık. Ve benim gibi çok fazla influencer ve pro oyuncu tanıyorum ya. Enough. Bro. This rage is real bro. Evet arkadaşlar. Asus'tan mükemmel bir kampanya. Levo Asus işbirliğiyle bu görmüş olduğunuz mükemmel dünya çapında gaming laptopu destekçilerimize veriyorduk. Evet. Evet ama şimdi herkese açık bir çekiliş yapıyoruz. 17 Nisan'da hemen bir hafta sonra sonuçlanacak. Canlı yayında çekeceğim. Herkes açık. Herkes katılabiliyor. Hemen aşağıda gördüğün linkten ne yapıyorsun? Tıklıyorsun. O link seni nereye yönlendiriyor? Facebook.com/levo adresinden çekiliş postunu yönlendiriyor. Çekiliş postunda zaten ayrıntılar var ama ben size yine de göstereceğim ayrıntılı bir şekilde. Kafası karışan arkadaşlarımız varmış. Bu posta yönlendirecek sizi. Orada da hemen ne yapıyorsunuz bakın. Herkes açık. Grimayo'ya tıklıyorsunuz burada linke. Hemen Visit Rog Türkiye on Instagram diyorsunuz. Buradan Asus Rog'un Instagram hesabını takip ediyorsunuz. Ondan sonra buraya geri dönüyorsunuz ve burada açılan bölüm isminiz, sonrasında da mailiniz, giriş yapıyorsunuz. Bu kadar. Bu kadar. Çekilişe katıldınız. 17 Nisan günü canlı yayında görüşürüz. Kim kazanacak bakalım laptopu? Haydi. Bay bay YouTube.